Bugün sizlere birbirinden eğlenceli ve zorlu zeka bulmacaları hazırladık. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Namık'la Tuğba evli bir genç çifttir. Namık evden çalışırken Tuğba da ev hanımıdır. Günlerden bir pazartesi bu genç çiftin evine bir misafir gelmiş ve Namık bu misafiri görür görmez ona aşık olmuştur. Ertesi günse yani pazartesi günü Namık eşini öldürmüş ve onu gömmüştür. Ancak ertesi gün salı günü eve Tuğba yanında polislerle gelmiş ve Namık'ı tutuklamışlardır. Daha sonra ise Namık eşi Tuğba'nın aslında hiç ölmediğini, onun yerine misafiri öldürdüğünü anlamıştır. Peki ama sizce bu nasıl mümkün olabilir? Namık'ın görür görmez aşık olduğu ve daha sonra yanlışlıkla öldürdüğü misafir aslında Tuğba'nın ikizidir. Gerçekte Namık, Tuğba'nın ikizinin kişiliğine aşık olmuştur ve eşini öldüreyim derken Tuğba'ya tıpatıp benzeyen kardeşini öldürmüştür. Bir kral idama mahkum olmuş 3 suçluyu öldürmek yerine onlar üzerinde farklı bir şey denemeye karar vermiştir. Bu 3 suçlunun önüne 3 yiyecek konmuş ve birini seçmelerini istemiştir. Suçlular seçtikleri yiyecekleri hayatlarının sonuna kadar yiyeceklerdir. Yiyeceklerse çikolata, kahve ve çaydır. Suçluların seçtikleri yiyeceklerden başka bir şey yemeleri yasaktır. Ayrıca bu 3 suçludan en fazla yaşayansa özgürlüğüne kavuşacaktır. Peki sizce bu 3 yiyecekten hangisi suçluları daha uzun yaşatır? Bir efsaneye göre çikolata yiyenler 8 ay yaşarken kahve yiyenler 12 ay, çay yiyenlerse tam 3 yıl yaşamaktaymış. Bu yüzden çayı seçmek hem o suçluyu daha uzun süre yaşatacak hem de özgürlüğüne kavuşturacaktır. Dünyanın en vicdansız, en kötü kraliçesi tarafından esir alındın ve bu kötü kalpli kraliçe seni öldürmek istemekte. Kraliçe seni ölümcül balıkların olduğu sulara atarak öldürmek istiyor ama hangi balık tarafından öldürüleceğini sen seçeceksin. Seni ya köpek balıklarının olduğu bir okyanusa atacak, ya piranaların yüzdüğü bir denize ya da su aygırlarının olduğu bir nehre atacak. Peki sen bu 3 ölümden hangisini seçersen kurtulabilirsin? Kesinlikle piranaların olduğu denizi seçmelisin. Çünkü piranalar tuzlu suda değil tatlı suda yaşarlar. Yani denizdeki ölümcül piranalar çoktan ölmüştür ve sen de güvenli bir şekilde kraliçenin elinden kurtulabilirsin.